Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyim? Size hemen konum bilgisi vermek istiyorum. Şu an Erzurum'dan Bingöl'ün arasındayım. Bayağı yüksekteyiz büyük ihtimalle. Manzaradan da anlayacağınız üzere. Arkadaşlar Erzurum'la Bingöl'ün arasındayım. Dedim ki yolda gidiyordum. Erzurum'a bildiğiniz üzere kargoyu indirdim. Yolda gidiyordum, dedim ki bayağı hani dağlık güzel yollar. Hem bu manzarayı size göstereyim, hem bu yollarda biraz çekim yapalım. Normalde Elazığ'dan başlayacaktım. Elazığ'da bizim yükümüz var. Onu almaya gidiyordum. Dün gece neresiydi orası? İşte Erzurum'dan Çat yoluna girdim. Ondan sonra orada yakın bir yerlerde uyudum. Yola devam ediyordum. Baktım güzel de bir manzara falan var. Aşağıda dere mera akıyor. Dedim sizlere onları göstereyim. Güzel bir başlangıç yapalım. Bakın. Şuradan beri geliyor. Şuradan devam ediyor. Bu şekilde de gidiyor. Güzel bir kanyon var burada. Harbiden süper yerler. Gördüğünüz gibi dağlık falan. Bir de hani gelişli gidişli yol gibi böyle. Gene tam iki şerit, geliş iki şerit gidiş ama ortada refüj falan yok. Arada birleşiyor bu yollar. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, ne yapalım? Çıkalım yolumuza hayırlısıyla. Gidelim. Aslında fazla da böyle dağlık yerlerde de durmak istemiyorum. Zaten yol gece çok ıssızdı. Ben gece yol aldım. Gece devam ettim yola. Bayağı bir ıssızdı. Hani tek bir yoldu. Bayağı tek gittim ya. Hani kimse gelmedi. Yani ne karşımdan gelen oldu, ne beni sollayan oldu. Çok az bir araç gördüm. Nerede? Hemen bakmam lazım. Şimdi ismini unuttum. Kovancılar mıydı? Şimdi hemen bakmak istiyorum. Kovancılar değil. Bingöl'le şeyin arasındayız. Karlova. Şu an neredeyim? Hemen söylüyorum. Çobantaşı'na yakınmışım şu an. Karlıova'da yattım ben gece. Gördüğünüz gibi Erzurum'dan aşağı doğru iniyorum. Bingöl'e varacağım. Bingöl'e 30-40 kilometre falan var. Öyle buraları göstermek istedim sizlere. Şimdi ne yapalım? Hadi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. İleride kameraları açıyorum. Hadi bakalım. Bye. Evet, bir köyün içinden geçiyoruz. Yolun durumunu göstermek istedim sizlere. Yol burada tek şeride düşüyor. Gördüğünüz gibi eski benzin şeyleri var. Pompalarından var. Tırlar durmuş. Evet, yolun durumu böyle. Bu Erzurum'dan Bingöl arasındaki yol, Çat yolu. Çat olmasa Erzurum Çat ilçesi miydi? Öyle olması lazım. Oradan beri gidiliyor bu yola. Tekrardan köyün içinde tek yol. Demek ki bakın eskiden de böyleydi buranın yolu. Hemen böyle çift şeride hop çıkartmışlar yani. Bu neden selektör yapıyorum? Sen niye selektör yapıyorsun acaba? Gidiyoruz.
Bingöl, Elazığ, sol taraf Solhan, Muş diyor. Biz sağ tarafa döneceğiz. Bu arada yolda, burası şehir merkezine yakın olduğu için herhalde şey var. Kilit taşı döşemişler yola da. Birisi asfaltmış. Diyecektim, bu ne? Bu nasıl bir yol? Bu nedir? Evet, Bingöl 4 kilometre, Elazığ 144 kilometre. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Tabelayı da tam tutturmuşlar ha. 4 kilometre, 144 kilometre. Güzel olmuş. Hadi o zaman. Bye. Evet arkadaşlar, Bingöl'deyiz. Ondan sonra vay efendim abi, Bingöl'den geçtin. Bingöl'ü çekmedin falan filan olmasın yani. Çektik. İşte çekiyoruz. Ama tabii ki de çevre yolundan geçiyoruz. Her zamanki gibi böyle ortadan ikiye bulunduğumuz şehri yarıp hop katana gibi böyle içinden geçip gidiyoruz. İşte durup herhangi bir şey yapamıyoruz. Bir defa daha Bingöl'e gelmiştim. Elazığ'dan Bingöl'e bir malzeme getirmiştim. Oradaydık. Bizim yükümüz çıkmamıştı. Çıkmamıştı dediğim yani daha hazır değildi. Ya biz de orada boş durmayalım diye fabrikanın Bingöl'e yükü vardı. Onu getirmiştik. O zaman Bülent abiyle beraberdik. Bülent abiyle beraber getirmiştik. Şimdi tekrardan Bingöl'deyiz. Geldik. Ayak bastık topraklarımıza. Hadi bakalım. Bizleri Bingöl'den izleyen bütün herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizleri seven, bizleri izleyen herkese selam ve saygılarımla. Evet. Türk bayrakları çok güzel olmuş gerçekten. Ve o 4 kilometre demiştim yani, Bingöl'e 4 kilometre var diye biraz evvel. Oradan beri böyle bu ana cadde üzerinde Türk bayrağı var. Çok güzel bir detay olmuş. Bildiğim kadarıyla böyle hani yani tam bilmemekle birlikte aslında hiç bilmiyorum ve sallayacağım. Komple. Fazla böyle hani büyük bir yer değil Bingöl. Şirin, ufak küçük bir yer diye tahmin ediyorum. Bir sefer gitmiştik. Bu arada çevik kuvvetmiş burası. Aşka bakıyorum bakıyorum. Etrafta hani söyleyebileceğim şurası burası. Şurası üniversite mi? Bir bina var ama. Et ve süt kurumu var. Daha evvelden şehrin merkezine gitmiştik. Böyle hani çok fazla büyük olmamakla birlikte oraya görmüştüm yani. Sanayi sitesi diyor. Bakalım gidelim, ilerlerde bizi ne karşılayacak? İlerlere bakalım. Hürriyet Koleji diyor. Oh ne reklam yaptık yemin ediyorum. Hürriyet Koleji. Kolejmiş o. İlkokul değilmiş. Devlet okulu değilmiş. Kolejmiş ya. Tüh, bedava reklam oldu. Bu arada kanalımıza reklam vermek isteyen arkadaşlarım için aşağıda bulunan iletişim adreslerinden. Şaka şaka ya. Ay keşke öyle bir şey olsa. Keşke bir sponsor bulsak. Ne bileyim. Böyle viral reklam verenler olsa falan güzel olurdu yani. Evet bakıyoruz. Havalimanı Genç, Diyarbakır, Kovancılar, Elazığ. He, Kovancıları biliyorum, Kovancılar yolunu. Düz devam ediyoruz biz. Karayolları 84. Şube şehir merkezi diyor. Has Bingöl turizm. Yani böyle hani bir yerlerin, hani gittiğim yerlerde bir yerleri, bir markaları, bir yerleri okuyorum ki ha abi bak işte o, işte biz o firmayı biliyoruz şöyle böyle hani diyebilirim, böyle kuru kuru geçmek istemiyorum en azından hani hani şurada şu varmış, burada bu varmış, şu buranın firması buymuş, hani yerel firmaları falan okumaya çalışıyorum. Hani burada olan kardeşlerim de veya hani uzakta olup da burayı görmek isteyen, buradan herhangi bir böyle söz duymak isteyen kardeşlerim, abilerim de duysun, görsünler istediğimden dolayı.
şehir merkezi diyor. Genç Diyarbakır yoluymuş orası. Genç diye bir yer varmış. Bak ilginç. Ben onu ilk defa duydum, ilk defa gördüm şu an. Daha evvelden Bingöl'e gelmiş olmama rağmen Genç diye bir yerin olduğunu daha yeni duydum. Ne kırmızıymış ya. Yansak mı artık? Evet, yanıyor muyuz? Aa, ya kırmızı yandığına göre bize yeşil yanacak. Devam. Evet, büyük ihtimalle çevre yolunu bitirdik çünkü sol tarafa dönersek şehir merkezine doğru gidiyorduk. Ama umarım hani birilerinin tanıdığı, birilerinin bildiği bir yoldan geçmişizdir. Ya onu çok istiyorum ya, hani uzakta olan birisine ya şöyle bir şey, bunu çok anlattım ama bir daha söylemek istiyorum, yani aramıza yeni katılan binlerce abimiz kardeşimiz olduğu için hani geçmiş videolarda belki denk gelememişlerdir. Ben gene söyleyeyim. Mesela herkesin gittiği yollarda anıları var. Mesela çoğu kişi işte burada askerlik yapmış olan insanlar var. Burada olup yurt dışında yaşamış olan insanlar var. Yaşıyor olan insanlar var. Ne bileyim ya, burayla alakalı, gittiğim yollarla alakalı anısı olan birçok insan var. Ve bunlardan birçok mesaj aldım. Yani insanların daha evvelden herhangi bir anı yaşadığı bir yerlerden tekrardan geçiyor olmak ve sizlere "aa işte bak ben şurada askerlik yapmıştım, aa bak ben şuraya gitmiştim" diye bana mesaj atmanız gerçekten mutluluk verici. Çünkü insanların anılarına dokunabiliyorsunuz ve bu çok çok güzel bir şey. Ya onlar mutlu oluyor, yani sizler mutlu oluyorsunuz. Beni mutlu eden asıl taraflarından birisi de bu işin. Yani herkesin yollarda anıları var ve onları tekrardan böyle hani canlandırabilir. Bu iyi veya kötü olabilir ama bir şekilde bunları canlandırıyorum yani. Yani en azından öyle hissediyorum, bana geri dönüş aldığım mesajlardan dolayı. Mesela Elazığ'da neresiydi orası? Diyarbakır'a giderken maden, mesela bir abimiz yazmıştı bana, hiç unutmam, YouTube'a yorum yapmıştı hatta. Kardeşim ben orada askerlik yaptım demişti ve tekrardan işte oraları gördüm. Ya çünkü şöyle bir şey, hangimiz askerlik yaptığımız yere bir daha gidiyoruz ki? Yani kaç kişi gidiyor mesela hani tekrardan? Ya illaki vardır ama yani azınlık. Ben gidiyorum mesela, Isparta'da yaptım ben. Isparta'ya gidiyorum. Yolum düşüyor. Kardeşim orada okuduğundan dolayı gidiyorum ama atıyorum bir Bingöl'de, bir Diyarbakır'da askerlik yapmış olsaydım ve bu işi yapmıyor olsaydım yolum çok zor düşerdi diye düşünüyorum. Hani özel gezmedikten sonra hani yolum çok zor düşerdi. Çünkü orada herhangi bir akrabam olmayacak, herhangi bir tanıdığım olmayacak. Oraya gitmem. İşte biz de o yollardan geçtiğimiz için herkese bir yerlerden anılarına dokunuyoruz, canlandırıyoruz. Ne konuştum be. Tam kelimeleri toparlayamadıysam kusuruma bakmayın. Böyle biraz dağınık konuşmuş olabilirim ama ne demek istediğimi anlattım düşünüyorum. Bingöl Öğretmen Evi'nden geçiyoruz bu arada. Aha, burada trafik iptal oldu. Evet, şu tır yüzünden geri gitmeye çalışıyor. Ay, yıldız çiziyorlar. Emniyet Müdürlüğü'nün duvarı.
civarına. Çok güzel. Bayrak yapıyorlardı. Bingöl İl Müdürlüğü. Biz şurada il müdürlüğünün karşısında binalar var. Sanırım boşaltılmış lojman mı bilmiyorum ama boşaltılmış eski binalar var. Ne olduğunu bilenler yorumlara yazsınlar. Karşıyaka Parkı mesela, orayı da söyleyelim. Kendimizi sağ atalım. Kovancılar, Elazığ, Muş, Erzurum. Arayollar gerçekten tenha oluyor yani. Çok, dediğim gibi, çok tenha oluyor. Böyle hani güzergahta hani durabileceğiniz, uğrayabileceğiniz benzinlik girişleri bile ilçe girişlerinde, bir köy girişinde vesaire oluyor. O yüzden bayağı tenha yolları da var yani buranın. Burayı hatırladım geçen seferden, bu yolu hatırladım. Şurada bir yerde durmuştuk. Biliyorum. Şu binalar o zaman inşaattı sanırım. Öyle mi oluyor? Ya da bitmiş de olabilir. Bilmiyorum da böyle hani buralarda bir şey vardı. İnşaat olayları vardı zaten. Selahattin Eyyubi Kütüphanesi. Yani şimdi ne kadar gece geçmiştik, ne kadar doğru hatırladım bilmiyorum ama. Burası üniversite mi acaba? Aynen, Bingöl Üniversitesi'ymiş sağ tarafımız. Evet, ne yapalım? 10-11 dakika olmuş. Çok çok uzun yapıp da hani böyle sizleri de sıkmayalım. Kısa kısa geçeceğiz demiştim ama Bingöl'ü hani geldik, bir daha ne zaman geliriz bilmediğim için hani hem sizinle sohbet edeyim istedim hem de Bingöl'den geçtik. Oralı buralarda bilenler, görmek isteyenler için çekmek istedik. Gençler, şu an Elazığ sınırının içine girdim. Bu arada burayı sizlere göstermek istiyorum. Bakın, etrafta taşlık alanlar var. Toprak hep taş dolu. Yani buranın yapısı böyle. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Hani patates gibi böyle toprakta taş var. Yani taşlık bir yer. Küçük küçük taşlar böyle. Sanki şey, mesela karşıdaki şimdi tepeye bakın. Tepe böyle hani ufak her yeri böyle toprak, hani toprağa böyle yarı gömülü taşlar falan var. Buranın bitki örtüsü de bir değişik. Yani bu bölgenin değişik bir bitki örtüsü var yani tamamıyla. Şöyle göstereyim sizlere. Sanki böyle hani toprakta taş yetişiyormuş gibi bir görüntüsü var. Şuradan eğer görebilirseniz göstermeye çalışıyorum. Hani oluşumu çok düşündürücü. Hani küçük küçük taşlar nasıl o toprakta kalmış bilmiyorum. Tabii ki de aramızda şeyler varsa, toprak bilimlerle ilgilenen, neydi o şey, bilimsel adını unuttum ama olsun, onlar bize belki de açıklayabilirler yani. Neyse, öyle onu da işte söyleyeyim istedim. Söz konu geldi de onu da bilin istedim yani. Bunları da söyleyeyim istedim. Burayı da göstermek istedim sizlere. Aslında Elazığ'da açacaktım ama neyse. Hadi o zaman görüşürüz. Evet gençler, neredeyiz? Söğütlü Park'tayız. Furkan kardeşim sağ olsun, burada geldik. Sohbet dedik, muhabbet dedik. Yemeğimizi yedik. Vallahi ilk başta geldim, bir kapıdan böyle bir karşılama oldu. Onu bir şaşırdım yani. Acaba dedim hani takip ediyor mu? Ondan mı, yoksa dedim hani herkese mi yapıyorlar? Meğersem takip ettiğine bir kapıda tokalaştık. Söğütlü Park'tayız. Burası Elazığ'a kaç kilometre? 90 kilometre. 90 kilometre. Bingöl Elazığ yolunda gelirsiniz. Burada yemeniz iyi. Yemekler güzel. Kardeşim ben kaçıyorum. Allah'a emanet ol. İnşallah bir daha denk gelir, uğrarım zaten. Abi. İnşallah gelirim. Bir daha bekleriz. İnşallah görüşürüz. Dikkat et. Hadi bakalım, kaçalım. Kardeşim Allah'a emanet ol. Karşılar gitsin, bu seni çok üzülüyor.
zannetsin kırdımı. Unut gitsin, unuttur görsün derlersin geldi mi? Gazla gitsin, o seni çok üzgün zaten. İnadı bırak yanıma yanaşı ve artık batacağımız kadar aşkın içine. Artık aşk denilen buymuş, çok ciddi bir duyguymuş. Ona inan. Kovancılardayız. Kovancılarda çekmedin demeyin diye. Kovancılarda açtım kameramı. Böyle ortadan hop geçiyoruz, bitiriyoruz. Burası da bu şekilde. Zaten Elazığ'a fazla bir yolum kalmadı. Yani buradan sonra en fazla yani 50-60 kilometre falan var diye tahmin ediyorum. Etrafta gösterelim sizlere. Oo, tüp arabası. Atlama. Formamızı çalalım. Yapalım. Ha, ayıcık varmış. Bim bulursam Bim'de durayım ya. Alacaklarım vardı. Vallahi görürsem. Aizül var da burada BİM yok ya herhalde. Şeyde de öyleydi. Bir yerden yine böyle bir köy yeri, köy yerinde de böyle şehir merkezi gibi bir yerden geçtim. Biraz evvel orada da Aizül vardı. Aizül vardı ama BİM bulamadım. Evet. Burası da Kovancıların şeyi, merkezi. Saat Kulesi tarzında bir şeyi var. Meydanı var. Etrafı gösterelim sizlere. Burada oturanlara da selam olsun. Buradan bizi izleyenlere selam olsun diyorum. Broadway'ci abi gider misin artık? Çekilir misin ya? Lütfen rica ediyorum. Teşekkürler. Beni duydu ve gaza basmaya başladı. Evet, Kovancılar'da olanlar, geldik topraklarımıza, ayak bastık ve çıktık gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman. Görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar, Elazığ'a geldim. Burası Yazıkonak Belde Başkanlığı yazıyordu. Burası Yazıkonak herhalde bildiğim kadarıyla. Yani okuduğum kadarıyla söyleyeyim. İlerisi de zaten organize sanayi. Evet, buraya geldik. Valla burada da tanıdılar sağ olsunlar. Tam buraya giriş kavşağı vardı. Orada bir kardeşim, abi dedi pazardan geliyordum seni gördüm dedi. Bir selam verdi sağ olsun. Bir de bir kardeşim daha var sağ olsun. Onun da burada dükkanı varmış. Dedi çay içelim dedim, zamanım yok. Organize dedim geçeceğim. Öyle onunla da görüştük. Valla iyi oldu ya. İnsanlar gördükçe, insanlarla selamlaştıkça mutlu oluyorum ya. Neyse, uzatmayalım. Hadi bye, devam. Evet, geldik arkadaşlar. Burada yapıştırıcı fabrikasına şimdi içeride bir tane tır vardı. Geri geri yanaşacağız. O çıkınca yapıştırıcımızı alacağız. Üstüne köpük atacağız. Samsun'a yola çıkacağız. Bu arada BİM buldum. BİM'den de aldım ihtiyaçlarımı falan. Şimdi onları falan düzelteyim. Ne kadar falan dedim ya. Öyle haber vermek istedim sizlere, geldik yani. Ay ay.
Nesin sen? Şşt. Dokunamadım da korkudan. Hadi uç git. Ezilirsin bak oralarda. Neyse, en azından burada ezilmez, uçsun gitsin. Evet, yükleniyoruz arkadaşlar. Şurada dursun. Şimdi bunları bu şekilde çekiyoruz. Hatta seni de çekeyim şöyle. Sonra yüklüyoruz. YouTube'a. Abone bulduk, hemen bir kişi daha abone ediyoruz. Şuraya koyayım şunu da şuradan çeksin. Kamera daha fazla dolmasın. Sonra bilgisayara atması vesaire. Bu şekilde yükleniyoruz. Öne 4 tane koydurduk. Arka tarafa toplam 13 paletimiz olacak. Tekerle ortadan sıralayacağız. Ağırlık önde olacak bildiğiniz üzere. Rampalarda rahat edelim diye. Yüklenip çıkacağız. Devamında üstüne köpük atılacak diğer taraftan. Hadi bakalım yola çıktığımız zaman görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar. Yola çıktım şimdi, yükledik. Malzemenin üstüne köpük de attık. Köpükleri de yükledik ve yola koyulduk hayırlısıyla. Saatleri söyleyeyim, önce tarihi vereyim. Bugün ayın 8'i, 8 Kasım 8.11.2017 saat 5'i 7 geçiyor. Kömüran köprüsü harpu tabakar, oy 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 oy, ölem ölem derdo ölem. Ne söyledim be, ne söyledim be. Allah, elimde kamera olduğu zaman, kamera da böyle direksiyon çevirince aşağı gidiyor vitesle birlikte.
Köprüsü elime attığım zaman. Evet, Kömüran Köprüsü'nden geçiyoruz. Buraları biliyorsunuz, normalde gündüz geçerken gösterdim sizlere. Güzel yerler. İşte o türkülere konu olmuş meşhur Kömüran Köprüsü burası. Yan tarafına hemen bir köprü daha yapıyorlar. Dağın Elazığ tarafına geçişe de şey yapıyorlar. Tünel yapıyorlar. Şunu takacağım. Bir saniye. Şurada polis kontrol noktası var. Bu tarafı doğru çekeyim. Gerçi burada hani tır mır bir şey durdurmuyorlar da. Hadi bismillah. Bakalım. Aleykümselam abi. Abi. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorum abi? Evet. Samsun'a. Samsun'a. Ama bu kişi kimse alsam beraber Malatya yapmalar gidiyor. Sana gidip eşlik teyzesin. E tamam, gelsin tamam. Abi. Geç. Tamam. Geçiyor mu abi? Evet, tamam. Hadi bakalım, polis abi geliyor. Evet arkadaşlar, Malatya'ya geldik. Polis abi indirdim. Ya size dedim ya. Hani normalde tırları durdurmuyorlar diye. Ulan şaşırdım tırı durdurunca. Neyse, meğersem ki abi o taraftaymış. Buraya göreve geliyormuş. Dedi polis arkadaşı götürür müsün? Dedim götürürüz abi, seve seve, sıkıntı yok. Geldik Malatya'ya, abiyi de bıraktık. Ya tabii onun yanında böyle hani açıp şey yapmak istemedim. Öyle biraz muhabbet ettik, sohbet dedik, geldik. Elazığlıymış kendisi. Geldik Malatya'ya, onu bıraktık. Devam ediyoruz yolumuza, bakalım. Bu arada Malatya'da da açalım istedim kameraları. Malatya'yı çekelim. İngilizimiz inik, gene genel kontrollerimizi yapalım her zamanki gibi. Oh valla. Ağzımla yaptığım müzikten telif yiyeceğim, emin ediyorum. Malatya kayısıdır ya diya dı 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 dı. Kayısı diyarı Malatya. Selam olsun bizleri Malatya'dan izleyen, seven, takip eden kim varsa herkese selam olsun. Geldik topraklarınızdan, gene geçiyoruz. Malatya'yı çok çektik ya valla, böyle hani Malatya'nın çok görüntüsünü çektik. Güzel de şehir. Işıklı mışıklı böyle, baksanıza tünelleri münelleri. Güzel de bir şehir. Geçip gidiyoruz. Valla ben de aslında şey diyeyim, hani polis durdurunca, bu ne ya? Evet. Polis durdurunca lan dedim onun ne oluyor? Hani dedim herhalde takomaka kontrol edecek. Çünkü biliyorum yani burada durdurmaz. Burada yolda hani ben doğuda ne radar gördüm ne şey öyle. Anca bir hani Diyarbakır'ın oralarda bir yerde hani veya Elazığ'ın girişin hani jandarma durdurur hani şeyi. Ben pek trafik denetlemesine denk gelmedim yani bu tarafta. Yani doğu tarafında. Jandarma durdurur işte, der ki mesela Hazar Gölü'nün oradan, Hazar Gölü'ne sallandınız, Hazar Gölü'nün o tarafa gireceğiniz zaman jandarmanın noktası vardır. O der ki hani durdurur, ne taşıyorsun? Aç bakalım. Ergani'nin orada durursun. Arkaya açtırırlar. Ondan sonra birçok yerde jandarmanın noktası var ama trafik hiç böyle durdurmaz yani, bilirim. O yüzden şaşırdım. Neyse yani takoda makoda sorun yoktu zaten. Yeni tako yazıp yola çıkmıştık. O yüzden sıkıntısızdık yani. Evet arkadaşlar. TRT Türkü'yü buldum. Gerçi RD Türkü yazıyor ama zor çekiyor zaten. Neyse. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi karşıda yazı var. Çamlı Bel Geçidi. Rakım 1650 ve Tokat il sınırının başladığı yer. Sivas'ta Tokat'ın
artık Sivas il sınırından çıkıp Tokat il sınırına geçtiğimiz yer. Niye burada durdum? Biliyorsunuz bu Çamlıbel geçitinin orayı ben size geçmiş videolarımda göstermiştim. Burada bir anıt var vesaire. Çamlıbel geçti gerçekten çok dik ve çok uzun bir geçit. Yani bayağı sürüyor. En aşağıdan başlayıp yukarıya çıkmanız bayağı bir zaman alıyor. Yaklaşık şöyle söyleyeyim, araç 3.5'a düşüyor. Şu son viraj var mesela, şu son dönüşte araç 1.5-2'lere kadar düşüyor. Öyle çıkıyoruz. Ne kadar hani dik olduğunu anlayın diye söylüyorum. Şimdi burayı hiç fren basmadan, ben bir sefer yaz ayında indim. Hiç fren basmadan aşağıya kadar indim. Tekrardan sizlerle şimdi otomatik retarderde denemek istiyorum. Bakalım en aşağıya kadar hiç fren basmadan inebileceğiz mi tekrardan? Şunu tekrardan takıyorum. Burada kahve yaptım. Bir yudum da almak istiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi aracımız 2'de. Hafif meyilli olduğu için 2'de kaldırdım. Bu arada aracın tonajı 26 tona yakın bir tonajı var. Şimdi ben büyük ihtimalle yaz ayında 2.5'da inmiş olabilirim burayı. 2.5'da 3.5 bakacağız şimdi. Şimdi otomatik retarderimi 26'ya ayarladım. Devrim 1600 devirde. 30 kilometre hız. 3. vitesteyim. Bu arada feci sis var. 28 kilometre hıza sabitleyeceğim arabamı. Yazın 2.5'da inmiş olabilirim. Yani öyle tahmin ediyorum. 2.5 gibi 2.5'da inmiş olabilirim. Ben şimdi hava serin. 3. viteste iniyorum. 28 kilometre hızla iniyorum burayı. Bakalım. Şu gözlük yansıyor. Şunu alalım. Işık yaktığım zaman da çok şey yapıyor. Yansıma yapıyor. Şu kulaklığı. Karşı taraftan beri. Hava sisli. İşte burası şu viraj, aracın şöyle uzunları yakayım. Gördüğünüz gibi sisi görebilirsiniz. Şu viraj en son aracın bayağı vitesten düştüğü viraj. Bakın hiç fren yok. Yani ayağım burada. Devirlerde filan. Bakın burada hızlanıyor. Aynen. Fren basmayacağım. Şu an oynuyorum ama boşta yani. Hani fren de basmadım. Çünkü araba salıyor. Tonajdan dolayı salıyor. Hani gene ayağım frene hazırlıklı olayım diye. Orada karşıdan gelenleri rahatsız etmeyelim. Ben buraya 2.5'da indiydim o zaman, yazın 2.5'tu. Bakın şu an araba salıyor kendini. Eğer ki 2.5'a alsam salmaz. Tam tutar. Şu an 30 km hızı geçti. İleride keskin bir U dönüşü var. Aracın bir de vitesten düştüğü bölüm burası oluyor. Şimdi ileride büyük ihtimalle eğer yavaşlatıp 2.5'a alıp da retarderde indirmezsem şurada fren basmak zorunda kalabilirim.
çünkü çok keskin. Şimdi 2.5'a çekeceğim. Otomatik retarderimi de 27'ye ayarlayacağım. Şuranın sesini açalım. Şu an 24 km hızı ayarladım retarderime. Burası keskin bir sağa dönüş. Bakalım tutacak mı retarder? Fren basmıyorum gene. Ayağım frende değil. Salıyor. Yani her ne kadar retarderde de olsa biraz böyle fazla meyil olduğu zaman salıyor. Düzlediği zaman topluyor araba. km hız 26 yapalım. Hatta 27. Arabayı 3'e alacağım. Hızımı tekrardan 27 yapacağım. Otomatik retarder saldı şu an. Başladı. Rampa çıkıyordum. Çünkü buranın çıkışı olduğu için rampa çıkıyordum. Dingilimizi indirelim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben burayı hızlı da inebilirim. Mesela kaçla? 35 işte 40'la da inebilirim. Veya 50 ile 60'la da inebilirim. Ama fren basmak zorunda kalırım sürekli. Mesela şimdi bak, kamyon salmış gidiyor. Ama ileride mesela şimdi fren inecek. Ben bunu yapmak istemiyorum. O yüzden Çamlıbel'de aracım böyle retarderi alıyorum. Retarderde sonuna kadar gidiyorum çoğu zaman, öyle söyleyeyim. Bu sefer de sizlere göstermek için hani Çamlıbel geçitini hiç fren basmadan indiğimi sizlere göstermek için, retarderde indiğimi göstermek için kameralarımı açtım. Keşke gündüz olsaydı da sizlere gündüz gözüyle gösterebilseydim. Evet, şöyle göstereyim size, bakın. Şimdi devrim 1600-1700 devirde, yani retarderin uygun tutacağı devirlerde. Bakın, yol dikleştikçe araç kendini ince ince salıyor. Bakın, her ne kadar bak ben retarderi düşürsem de şu an retarder saldı. Şu burada fren yapacağım. Bakın, başladığımızdan beri ilk defa frene bastım. Şimdi burada retarder salıyor kendini. Şimdi aracı 2.5'a çekeceğim. Daha düşük bir hızda, mesela 24 km hızda salacağım arabayı. Şu an tutuyor. Başladığımızdan beri, yani rampaya arabayı vurduğumuzdan beri yaklaşık 10 dakika falan geçti. Sadece bir yerde frene bastım. Burası, normalde buraya inmeye kalkarsanız
felaket derecede balata kokan bir yer yani, öyle söyleyeyim. Hani arabayı salarsınız, daha sonrasında böyle hani fren çok balata kokar burası. Yani daha süratli insem, retarderim olduğu için gene çektiğim zaman aracı her türlü yavaşlatırım. Fren destekli çok rahat bir şekilde yavaşlatırım. Ve şunu söyleyeyim sizlere, kesinlikle balata yakmaz. Balataları kızdırmadan zaten inerim. Hem hava serin zaten, hem de retarderden dolayı. Ama hiç fren basmayacağım. Sadece bir yerde destek amaçlı bastım. Şu an kahvemi yudumluyorum. Rahat rahat Çamlıbel geçitini, rampalarını hiç fren basmadan iniyorum. Evet, yine yeniden geçiyoruz Amasya'nın içinden. Bu arada aklıma geldi, soruyorsunuz arkadaşlar hani kışlık lastik olayını. Benim bu aldığım lastikler zaten dişli bir lastik. Hani yaz kış kullanılabilecek bir lastik. Bu şekilde dişli lastikler zaten hem yaz hem kış kullanıldığı için ekstra bir kışlık lastik masrafı yapmayacağım. Ekstra bir kışlık lastik almayacağım. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Her ne kadar kışlık lastik de olsa karı gördüğü zaman, yani karı buzu gördüğü zaman hiçbir lastik kolay kolay iş yapmaz yani, hani öyle söyleyeyim yani. Otomobil gibi olmadığı için tırda pek iş yapmaz. Ama benimkiler mevsimlik lastik. Yani 4 mevsim kullanılabilecek bir lastik. Kışın da bunları kullanmaya devam edeceğim. Ekstra bir lastik almayacağım. Bilginiz olsun. Onu da söylemek istiyorum. İyi ya, ama sen içinde yokmuş çok fazla trafik yani. Burası öyle bir oluyor ki mesela akşam saatleri olsun şey olsun. Tek caddede burası olduğu için çok trafik oluyor. İyi, bu sefer rahat geçiyoruz. Hele şükür evimin önüne geldim. Allah'a şükürler olsun. Geçen hafta cuma günü çıkmıştım yola. Bu hafta çarşamba günü evin önündeyim. Yarın perşembe, neredeyse bir haftadan beri yoldayım. Yoruldum. Tabii ki de siz bunları 3 bölümde izlediniz. Yani Samsun, İzmir, İzmir, Erzurum. En son bu Elazığ, Bingöl, Elazığ, Samsun olarak. Arkadaşlar evet, çok uzattım biliyorum ama izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok yoruldum. Evime gideceğim, dinleneceğim. Her zaman kibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.